Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Hümeze suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül li külli hümezetil lümeze. Yazıklar olsun her ayıplayan, kovuculuk yapan ve insanların arkasından kaş göz işaretleriyle onları kınayanlara. Ellezî ki bu kimse cema'a mâlen ve addede, mal toplamış ve bunun sayımıyla meşgul. Yahsebu enne mâlehu ahlede ve zannediyor ki onun malı kendisini ebedi kılacak. Bu durumda olanlara yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim en yüce ahlakı bizlere ders vermekte. Burada da ahlakın, kötü ahlakın bir takım durumları nazara veriliyor. Bazı insanlar kötü ahlak sahibidir ve o kötü ahlak onların hal ve davranışlarına sirayet eder. İnsanların ayıplarını örtmek yerine insanların ayıplarını çıkarmaya çalışır ve onlarda kusur görmek, kusur bulmak ve bu kusurlarını başkalarına teşhir etmek isterler. Bu bir ahlak problemidir. Allah-u Teala bu durumda olan kimselere veil olsun diyor. Veil, yazıklar olsun veya açıklama itibariyle cehennemde bir vadi denilmiş. Yani böyle durumda olan kimseler cehennemdeki o vadiyi boylayacak. Burada hümeze lümeze şeklinde bu kalıpta gelmesi bunu adet haline getirenlerle alakalı. Yani normalde bunların tabi insanlarda görülmemesi gerekir ama hepimiz beşeriz, hepimizin bir takım eksikleri, hataları da var. Bir defa, iki defa bunları yapmak doğrudan bu tehdide dahil sayılmayabilir. Yani günahtır ama insan tövbe eder, bu günahından temizlenmiş olur. Bir kısım insanlar ise artık bunu bir karakter haline getirmişlerdir. Yaratılıştan değil ama zamanla kendileri böyle bir özellik, kötü bir özellik kazanmışlar. Ve bunların işleri, güçleri başkalarını tenkit etmek, başkalarının ardından konuşmak, ayıplarını, kusurlarını teşhir etmek ve onların ardından kaş göz işareti yaparak onlarla dalga geçmek olmuştur. Ve bu durumda olan kimseler acaba ne gibi özelliklere sahip? Onun bir ciheti şöyle ifade ediliyor. Ellezî cema'a mâlen ve addede, bu malı topluyor ve o malı saymakla meşgul. Yani burada şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu adam bencildir. Bu adam dünyaya kendini kaptırmıştır. Ve bu adamın işi gücü para toplamak. Yani para toplamak derken bir servet meydana getirmek. Öte yandan dünyalık dediğimiz imkanlarını artırmaya çalışmak. Ve bunları da saymak. İşte bugün şu kadar oldu, bugün bu kadar oldu. Bunların sayımıyla meşgul olmak. Tabii mal sahibi olmayacak mıyız? Paramızı saymayacak mıyız? Hatırımıza gelebilir. Bu hassas bir konu ve dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir konu. Mal, meyil ile aynı kökten geliyor. Mal ve meyil Arapça'da aynı kökten gelir. Mala mal denilmesi insanın ona meyletmesinden dolayı. Malcanın yongasıdır denilir. Bir insan evini sever. Bir insan maddi imkanları varsa, bağı, bahçesi vesairesi bunları sever. Bunları sevmesin diyemeyiz. Sevmesi normaldir, fıtridir. Ama ayet-i kerimede problem olarak nazara verilen durum şu. Adamın işi gücü servet yığmak ve bu servetini saymakla meşgul olmak. Bu durumda olanlar kınanıyor. Bu durumda olan kimseler artık servetin hakimi değil mahkumudur. Ve servet için yaşamaktadır. Ve servet ona hükmetmektedir. Bu durumda olan bir kimse kolay kolay kimseyi beğenmez. Ve başkalarını değerlendirirken de hep onları ayıplar. Hep onların kusurlarını teşhir etmekle meşgul olur. Onların ardından kötü bir şekilde konuşur. Kaş göz işaretleriyle de onlara hakaretlerde bulunur. Bu bir ahlak problemidir ve günümüzde maddi imkanı yerinde olan nice kimsede böyle bir problem görülmektedir.
Bu durumda ayette tasvir edildiği şekilde olan kimselerde enaniyet vardır ve hodgamlık dediğimiz kendini beğenmişlik, kendi derdinde olmak, başkasıyla ilgilenmemek, başkasına faydalılığı değil, başkasına zarar vermeyi esas almak, başkasının elinden tutup yükseltmeye çalışmak değil, başkasının sırtından geçinmeye çalışmak, bu gibi ahlaki problemler bu gibi insanlarda görülebilmektedir. İşte böyle olan durum, bu durumda olan bir kimse malı toplamakla ve malı saymakla meşgul. Yahsebu enne ma lehu ahlede ve zannediyor ki malı onu ebedi kılacak. Demek ki burada zannediyor denilmesi, o malı onu ebedi kılmayacak. Çünkü ya malı elinden çıkacaktır veya malı elinde kalsa bile o kimse bu dünyadan çekip gidecektir. Karun gibi nice servet sahipleri dünyaya geldi. Servetleri ellerinden alındı. İşte malıyla, mülküyle beraber yerin dibine geçirildi. Ve günümüzde de dünyanın en zengin olan kimlerse bunlar zamanı geldiğinde ölüyor ve bunların serveti kabirlerine konulmuyor. Dolayısıyla dünyada yemiş içmiş olduğu neyse o ona aittir. Geride bıraktığı artık ona ait değildir. Ve bununla alakalı Yunus Emre'nin bir ifadesi şöyle söylüyor. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Genelde insanlar mal ve mülk de oyalanıyor. Bugün benim, yarın bir başkasının. Mal bu şekilde devamlı el değiştiriyor. Ve bu mal eğer Allah yolunda tüketilmemişse diğer alemde vebal olacaktır. Ve dünyada daha çok servet elde etmek, evet, insanın meylettiği bir şeydir. Ama daha çok servetin diğer alemde daha çok hesabı olacaktır. Bunları söylerken acaba bir Müslüman servet sahibi olamaz mı? Elbette servet sahibi olabilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun da güzel örneklerinden birini Hazreti Süleyman'ın hayatında görmekteyiz. Süleyman Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Rabbi hebli mülken la yenbeği li ehadin min ba'di. Ya Rabbi, bana öyle bir mülk, öyle bir saltanat nasip et ki benden sonra kimseye nasip olmasın. Yani insan böyle de dua edebilir. Süleyman Aleyhisselam'a makam verilmiştir, maddi manevi. Hem peygamberdir hem hükümdardır. Öte yandan serveti hayal edemeyeceğimiz kadar çoktur. Ama Süleyman Aleyhisselam bu makamı, bu serveti هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ şeklinde şükürde değerlendirmektedir. Ve bu benim Rabbimin lütfundandır deyip Cenab-ı Hakk'a şükretmektedir. Günümüzde ise ve tarih boyunca zenginlerin pek çoğu nimeti şükürde değil küfürde kullanır. Küfranı nimette, yani nankörlükte kullanır ve Allah'ın ona verdiği imkanları hem Allah yolunda hem de insanlara faydalı bir şekilde değerlendirmek yerine Rabbena hep bana dercesine hep kendi menfaatini esas alır. Diyelim patrondur, işçilerinin hakkını nazara almaz, işçileri kutu la yamut, ölmeyecek şekilde şartlarda yaşarken o onların sırtından kazandığı servetle en lüks şekilde tatil yapmak, en konforlu bir şekilde hayatı yaşamayı tercih eder. Halbuki bunun yerine serveti paylaşmayı esas alsa işçilerine daha fazla verir ve o işçiler patrondan memnun olduklarından daha böyle severek çalışırlar, daha verimli çalışırlar ve bunun neticesinde o kimse servet yönüyle de daha ileri bir servete ulaşabilir. Demek ki doğrudan mal sahibi olmakta bir problem yok, ama bu malı nasıl kazandık ona bakmak lazım, nerede kullanıyoruz ona bakmak lazım. Ve acaba biz bu serveti hak yolunda, halkın hizmetinde değerlendirebiliyor muyuz? Bu gibi şeylere bakmak lazım. Bunları yaptığımızda fazla mal göz çıkarmaz, problem değildir. Ve diğer alemde de böyle bir malın hesabını vermek zor olmayacaktır. Kelle leyunbezenne fil hutame. Hayır, asla iş onun zannettiği gibi değil. Yani o mal onu ebedi kılmayacak ve o mal onu kurtarmayacak. Leyunbezenne fil hutame, o
Hutame'ye fırlatılacak. Ve ma idrake mel hutame, hutame nedir bilir misin? Narullahil mukade, Allah'ın yakılmış olan ateşidir. Yani cehennemin isimlerinden birisi de hutame. Daha önce heviye geçmişti. Cahim yine Kur'an-ı Kerim'de geçer. Laza geçer, sakar geçer. Bunlar cehennemin değişik yerleri. Cehennemle alakalı değişik isimler ve o isimlere göre de tabii bir takım özellikler. Hutame de cehennemin isimlerinden bir tanesi. O kimse hutameye atılacak. Bildin mi nedir o hutame? Narullah, Allah'ın ateşi. Burada ateşin Allah'a nispet edilmesi, her şey Allah'ın, o ateş de Allah'ın. Ateş Allah'ın emrinde ve Allah dilediği zaman o ateş Allah'ı tanımayan kimseleri cezalandırmada kullanılacak ve ateş buna müheyya, Allah'ın emriyle bu işi severek yapacak. El mugade, tutuşturulmuş bir ateş. Elleti tettaliyu alel efide, ki ta kalplere kadar böyle nüfuz edecek, ta kalpleri dağlayacak olan bir ateş. Efide kalp anlamında da kullanılır, çoğul kalpler anlamında. Ta kalplere, kalplerin derununa kadar nüfuz edecek ve oraları etkileyecek bir ateş. Belki burada manevi ateşten de söz etmekte fayda var. Mesela bir insan bir ateşle cezalandırıldığında beden itibariyle bundan ızdırap duyacaktır. Ama öte yandan iç dünyasında, kalbinde de pişmanlık ateşiyle yanıp kavrulacaktır. Dolayısıyla diğer alemdeki ateşi sadece maddi ateşten ibaret görmemek gerekir. Oradaki ateş aynı zamanda ta kalbe de nüfuz eden, insanın hislerinin merkezi olan kalbi yakıp dağılayacak, orayı da etkileyecek olan bir ateştir. Ve günümüzde Türkçe'de de bu kullanılıyor. Mesela bir aileden yiğit birisi bir trafik kazasında veya başka bir şekilde vefat ettiğinde evimize ateş düştü, gönlümüze ateş düştü, bu ifadeyi kullanırlar. Ve bu onların feryadını, onların ızdırabını ifade eder. Elbette herhangi bir aileden böyle birisinin gitmesi hepsinin bağrını yakan bir ateştir. Hepsi bundan muzdariptir. İşte diğer alemde insanların ta kalbine kadar nüfuz edecek olan bir ateş aynı zamanda manevi bir ateşi de ifade etmektedir. Çünkü cehennemdeki insanlar bedenleri itibariyle ızdırap duyarken öte yandan pişmanlık ateşiyle de yanıp kavrulacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette cehennem ehlinin feryatları anlatılıyor. Ve cehennem ehli Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar. Diyorlar ki aman ya Rabbi, bizi tekrar dünyaya gönder, artık salih amel işleyelim. Bizi tekrar dünyaya gönder, istediğin gibi amel edelim. Bu değişik yerlerde tekrarlanır, nazara verilir ama tekrar geriye dönüş yok. İnsanlar dünyaya bir defa gönderiliyor ve şu dünya hayatında kendilerine değişik fırsatlar, imkanlar veriliyor. Bunları değerlendirdiyse değerlendirdi, ona göre cennete gidecek. Ama değerlendirmediyse cehenneme düşen bir kimsenin tekrar dünyaya gönderilme imkanı yok. İmkanı yok derken Allah böyle bir fırsat vermeyecek. Allah sistemi bu şekilde kurmuş. İnsanları bir defa dünyaya gönderiyor, ardından tekrar göndermeyecek. Bunu ifade ederken hani bazı sistemlerde, bazı inanç sistemlerinde reenkarnasyon denilen bir inanç var. Tenasüh denilen, ruh göçü denilen bir inanç var. Özellikle Hint dinlerinde bu kendini gösteriyor. Onların kabulüne göre insan dünyaya geldiğinde eğer iyi bir ahlak elde ederse, faydalı olursa insanlara, nirvana'ya erişiyor ve o şekilde bizim cennet olarak tasvir ettiğimiz, cennet olarak Kur'an'da ifadesini bulduğumuz bir neticeyi elde ediyor. Artık o kurtuluyor. Ama dünyada diyelim kötü işler yaptı, insanlara zarar verdi, zulmetti, haksızlık yaptı. Bu durumda olan bir kimse de cezalandırılmak üzere onun ruhu ya bir diyelim
affedersiniz bir eşeğin veya bir köpeğin veya bir böceğin böyle bir varlığın ruhuna geçiyor. Orada epey bir çile çekiyor. Ardından günün birinde tekrar bir insan şeklinde geliyor. Yeni bir imtihana tabi tutuluyor. Bu onların kabulü ve İslam dininde bunun herhangi bir delili yok. İslam bunu bu şekilde ifade etmiyor. İnsanların bir defa dünyaya gönderildiği Kur'an ayetlerinden anlaşılıyor. Bir defa gönderilecekler. Değerlendirip değerlendirmemelerine göre diğer alemde ebedi bir muameleye maruz kalacaklar. Bu açıdan baktığımızda şu anda yaşamış olduğumuz dünya hayatı son derece önemlidir. Çünkü bunun tekrarı yok. Geriye dönüşü yok. Hani dünyadaki imtihanlarda diyelim bir imtihana girdik, başaramadık. Bunun telafi imtihanı olabilir, bütünlemesi olabilir. Yeni imkanlar verilebilir. Ama dünyadan gittikten sonra bu verilmiyor. Ama dünya hayatında veriliyor. Şu manada hemen hemen hepimiz veya insanların büyük bir ekseriyeti bir takım ölüm tehlikeleri yaşamışlardır. Bu bir kaza olabilir. Bu amansız bir hastalık olabilir. Normal şartlar altında ölümü netice verecek herhangi başka bir olay olabilir. Bu durumda bu kimse kurtulmuşsa Allah ona fırsat vermiştir. Ölebileceği halde, ölüm ona çok yakın olduğu halde öldürmemiştir. Ve bu noktadan baktığımızda eceller mukadderdir. Öldürmeyen Allah öldürmez ve kuluna fırsat verir. Asr-ı saadete baktığımızda Halid bin Velid gibi, Amr ibn As gibi insanlar daha evvelinde küfür saflarında mücadele ederken belli bir dönem sonra kendi iradeleriyle Müslümanlığa dahil olmuşlar ve ömürlerinin sonuna kadar da İslam safında çok güzel mücadele etmişlerdir. Evvelinde kötü bir hayatı olan bir kimse durumuna bir son verebilir ve bu şekilde kendini iyi bir hayata sevk edebilir. O zaman hayatında artık yeni bir merhale açılır. O yeni merhalede güzel bir şekilde devam eder. Bunun için başımıza gelen bir takım olaylar, ölümü hatırlatan olayları çok iyi değerlendirmek gerekir. İyi değerlendirebilirsek, verilen mesajı iyi algılayabilirsek, bu Allah'tan bize verilmiş bir fırsattır. Bundan sonraki ömrümüzü daha istikametli değerlendirmiş oluruz. İşte diğer alemde cehenneme atılacak olan o kimse Allah'ın ateşine maruz kalıyor ve o ateş ta kalbine nüfuz ediyor ve onu her yönden etkiliyor. İnneha aleyhim mu'sadeh, o narullah, Allah'ın ateşi onların üzerine kapanacak. Yani nasıl ki zindanlarda üzerlerine kapılar kapanıyor, o şekilde kapanacak. Fi amedin mumeddede, ve o insan uzatılmış olan sütunlarda veya direklerde o şekilde azap görecek. Ayetin son kısmı adeta nasıl ki hücre hapsine bırakılan bir kimse direğe de bağlanabiliyor. O şekilde orada da bir ceza görüyor. Onu hatırlatan bir üslup var. Veya kodese konulduğunda orada parmaklıkların olması onu hatırlatan bir durum var. Ve zaten cehennem dediğimizde Allah'ın çok büyük bir hapishanesi ve pek çok çeşit azabın da olduğu bir ceza mahalli. Cenab-ı Hak hepimizi böyle bir ateşe düşmekten muhafaza eylesin ve dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi, cennete ehil olmayı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.